Merhaba gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıf Türkçe kitabımızın 81 ve 85. sayfalar arasındaki Ben Engelli Değilim Anne adlı parçamızın hazırlık çalışmalarını başlayalım. Sonra etkinlikleri beraber yapalım. Evet, abone olun, yorumlarınızı esirgemeyin ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Ayrıca bu videonun altındaki açıklama kısmında diğer tüm kitaplarınızın cevapları ve çözümleri, etkinlik çalışmaları var. Videonun altındaki açıklama kısmına gidin. Göreceksiniz arkadaşlar. Ayrıca WhatsApp gruplarında da paylaşmayı unutmayınız ki arkadaşlarınız çabuk bitirsin. Birinci soru. Sizce engel nedir? Ben şöyle yazdım. Şöyle bir giriş yaptım arkadaşlar. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Engel bir şeye ulaşamamaktır dedim en başta. Doğru değil mi? Evet. Bir şeye ulaşamadığımız zaman engellenmiş oluruz. Değil mi? Sinemaya gitmek istiyoruz. Yağmur yağar. Bu bir engeldir. Bir oyuncak almak isteriz, paramız yetmez, bu bir engeldir, ulaşamayız. Ulaşmak istediğimiz bir şeye karşı önümüze çıkan zorluk veya zorluklar insan zorluklardır. İnsan aklıyla her türlü engeli aşabilir ama evet, ama düşünerek bu engelleri bir şekilde aşabilirsiniz. Birinci sorumuzun cevabı budur. İkinci sorumuz ne diyor? Engelli insanlar için neler yapabilirsiniz? O kadar çok şey var ki arkadaşlar, aklıma gelen birkaç tanesini yazdım ben sadece. Her şeyden önce onları normal görmeliyim. Evet, bu çok önemli arkadaşlar. Her şeyden önce onları normal görmeliyiz. Farklı davranmamalıyız. Kendilerini bu şekilde daha iyi hissedeceklerdir. Ama onlara engelli gibi davranırsak gerçekten üzülürler. Normal davranmalısınız. İkincisi, toplu ulaşım araçları engellilere uygun hale getirilmeli. Evet, toplu ulaşıma binemiyorlar. Tekerlekli sandalyeleri rahatlıkla binebileceği, inebileceği toplu ulaşım araçları yapılmalı. Onlara uygun hale getirilmeli. Bir sonraki, binaların girişleri engelli ulaşımına uygun hale getirilmeli. Evet, rampalar olmalı. Binaların girişine mutlaka engelli tekerlekli sandalye rampası olmalı. Kendileri inip çıkabilmelidirler. Asansörlü ulaşım rahat kullanabilmeli için tedbir alınması. Ben bunu en başta söyledim. Ulaşım araçlarının engellere uygun hale. Burada ulaşımın rahat kullanılabilmesi için tedbire. Hayır, tedbir değil. Kesin çözüm alınmalı, yapılmalıdır. Kaldırımların fiziksel engelliler ve görme engellilerin ulaşımına uygun hale getirilmeli. Evet, kaldırımların başı yüksek olmamalı. İnip çıkabilecekleri düz olmalı, rampa şeklinde olmalı kaldırımlar ve görme engelliler içinde görme engelli yürüme yolları olmalı kaldırımda ve o kaldırımların üzerine çöp kutuları, arabalar bırakmamalıyız. Sandalyeler bırakmamalıyız değil mi? Kaldırımların, araçların park edilmemesi ve çöp kutularının yerlerinin iyi belirlenmesi gerekir. Evet, az önce söyledim. Bunları yapmak zorundayız. Engellileri topluma kazandırmak, huzurlu olmaları, mutlu olmaları için bunları yapmak zorundayız. Onlar da çünkü bu toplumun birer değerli üyesidir. Evet, 81. sayfayı bitirdim. Siz durdurup yazın, 82'de buluşalım. Evet gençler, geldik 82. sayfa. Burada etkinliğimiz var. Kelimeler verilmiş. Bu kelimelerin önce kendiniz tahmin edin diyor. Daha sonra anlamlarına sözlükte bakın yazın. Ve bu kelimeyi bir cümle içerisinde kullanmanız isteniyor. 3 tane kelime. Gökkuşağı, engel ve yürek kelimelerini bu şekilde değerlendirmemiz isteniyor. Gökkuşağı neymiş? Benim tahminim yağmur sonrası meydana gelen renkler dedim. Aklıma başka da bir şey gelmedi, bilmiyorum. Peki gökkuşağı sözlük anlamı neymiş? Düşmekte olan yağmur damlacıklarına güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan 7 renkli kemer biçimindeki görüntü. Gökkuşağı buymuş arkadaşlar. Cümle içerisinde de şu şekilde kullandım. Gökkuşağının altında geçtik. Siz tabii ki cümlenizi değiştirebilirsiniz. Mesela kız arkadaşımla gökkuşağını izledik, erkek arkadaşımla gökkuşağını izledik gibi değiştirebilirsiniz. Siz artık gençsiniz çünkü. Engel kelimesine bakalım. Engel, benim tahminim bir şeye ulaşmayı zorlaştıran durum. Evet, engel olabilir. Anlamı neymiş bakalım? Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep. Ha evet, yakınmış anlamıyla benim tahminim. Cümle, karşımıza engel çıkardılar ama kazandık. Evet, engel çıkarmışlar. Sebebi yok etmişiz, durumu düzeltmişiz ve kazanmışız. Yürek neymiş bakalım? Yürek, ne demişim? İnsanın bir iç organı. Anlamı neymiş? Kalp. Cümle, köpek kovaladı, yüreğim küt küt atıyor. Sizi kovalayınca sizin de yüreğiniz küt küt atıyor değil mi? Çok korkarsınız. Evet, ama köpek kovaladığı zaman kaçmamalısınız. Çünkü kaçarsanız köpek sizin ondan korktuğunuzu tahmin edip daha da hızlanır. Ama siz durup yere eğilip köpeğe döndüğünüz zaman döner ve kaçar arkadaşlar. Bunu unutmayın.
İkinci etkinlik, soruları metne göre, metni eğer okuduysanız soruları kolaylıkla cevaplandırabilirsiniz. Okumadıysanız ben sizin için bunu cevaplandırdım, okudum çünkü. Çocuk koltuk değneklerinin nasıl görüyor arkadaşlar metinde? Ayakları gibi görüyor değil mi? İki, çocuğun umutları nasıldır? Bütün dünyayı kucaklayacak kadar büyüktür değil mi umutları? O kadar çok büyük ki bütün dünyayı kucaklayabilirim diyor yani. Bunu annesiyle ne söylüyor bunu unutmuşuz arkadaşlar burada. Hemen durayım şurada. Evet, çocuk annesine ne söylüyor arkadaşlar? Yazmayı unutmuşum. Hemen söyleyeyim. Çocuk annesine ben engelli olmadığını ifade etmeye çalışıyor değil mi? Hemen şuraya yapıştırayım. Engelli olmadığını, onun da engelli annesi olmadığını ve bunu bilip üzülmemesini söylüyor değil mi? Kendisini engelli olarak görmüyor. Annesine diyor ki sen de bir engelli annesi değilsin, onun için üzülme diyor annesine. Çocuk annesine bunu söylüyor. Üçüncü etkinlik arkadaşlar. Metinin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz diyor. Kendisinin engelli olmadığını, onun da engelli annesi olmadığını bilip söyleyin. Bunu yanlışlıkla buraya yazmışım. Hemen bulalım. Metni içeriği uygun. Engeller bedende değil düşüncededir diyelim. Güzel bir başlık oldu değil mi? Engeller bedende değil düşüncededir. Çocuk orada çünkü ne diyor arkadaşlar? Ben engelli değilim diyor. Çünkü düşüncesinde engelli olmadığını düşünüyor. Engeller bedende değil düşüncededir. Gerçekten çok güzel bir başlık olur. Hemen burada aklıma geldi çünkü yazmayı unutmuşum. Üçün cevabını yanlışlıkla oraya yazmışım arkadaşlar. Evet. Bunu da bitirmiş olduk. Bir sonraki sayfada buluşalım. Siz bunları yazın sevgili gençler. Evet gençler geldik 83. sayfa. Soruları yazarın bakış açısına göre cevaplayınız. Yani yazar bunu yazarken neler düşünmüş, neler amaçlamış? O anlamda soruyor arkadaşlar. Yazarın bakış açısı budur. Evet. Şairin bu metini yazma amacı nedir? Evet, dediğimiz gibi engelli insanların kendilerini engelli olarak görmemeleri gerektiğini anlatmak için yazmıştır. Bu birinci sorumuzun cevabı. Siz de durdurup yazıyorsunuz, hızlı geliyorsunuz, abone oluyorsunuz değil mi? WhatsApp gruplarında paylaşıyorsunuz, videomuzu beğeniyorsunuz. Sizden sadece bunu istiyorum. Yapmasanız da canınız sağ olsun, paşa gönlünüz bilir. Ben devam ediyorum. 2. Şiiri okuduktan sonra düşüncelerinizde ne gibi değişiklikler oldu? Vallahi ben okuduktan sonra ben de şöyle. Gerçi ben duyarlıyım engelli dediğimiz insanlara karşı. Benim de o konumda birçok öğrencim var. Onlara karşı çok şefkatli, çok iyi. Daha doğrusu çok farklı davranmam. Diğer öğrencilere nasıl davranıyorsam onlara da aynı şekilde davranayım. Onların kendilerini engelli gibi hissetmelerini engelliyorum zaten ben. Kendilerini çok iyi hissediyorlar. Şunu yazdım. Şiirden sonra engelli dediğimiz insanlara karşı daha duyarlı, dikkatli olmamız gerektiğini anladım. Evet, ben çok dikkatliyim, onlara engelli gibi davranmıyorum çünkü. 3. Şiirde anlatılanlardan günlük yaşamınızla ilişkisi nedir? Evet, etrafımızda engelli insanlar var, görüyoruz değil mi? Ama birçok kişi onları maalesef dışlıyor arkadaşlar. Onlar da kendilerini gerçekten kötü hissedip herkesten uzak duruyorlar. Mesela sizin de etrafınızda vardır. Engelli dediğimiz insanlar uzakta durup izliyorlar insanları. Sebebi nedir? İnsanlar onlara kötü davranıyor, dalga geçiyor, onları dışlıyor. Onlar da kendilerini kötü hissetmemek için onların yanına gelmiyorlar. Lütfen bunu yapmayınız. Evet, dördüncü etkinliğimizi bitirdik. 5. Metinin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz. Metnin konusu zaten açık. Engelli insanlar. Ana duygu ise engelli insanların yaşadıkları duygular. Evet, engelli insanların yaşadığı zorluklar ve duygular. Şiirin ana duygusu sevgili gençler. Evet, dördüncü ve beşinci etkinliğimiz bu şekilde yazıyorsunuz. Altıncı etkinliğe geçiyorum ben. Altıncı etkinliğin A maddesi şu. Metinde çocuk başka çocuklara hangi fiziksel özelliklerini karşılaştırıyor? Evet, çocuk kendini normal olarak gördüğü çocukların neleriyle karşılaştırıyor arkadaşlar? Evet değil mi? Ayak, göz ve el özelliklerini karşılaştırıyor. Dizeleri anlam özellikleriyle eşleştiriniz diyor aşağıda. Birincisi, sizin ayaklarınız var yorgun,
Benim koltuk değneklerim var diyor. Bu ne arkadaşlar? Karşılaştırıyor ayaklarıyla koltuk değneklerini. Bu nedir? Bir karşılaştırmadır değil mi? Bir ile mutluluk bir yağmura benzer. Mutluluk bir yağmur gibidir yani. Dökülür gözlerimden. Bu da bir benzetme arkadaşlar. Yağmur gibidir. Bir benzetme olarak o yapabiliyoruz burada. Evet, 83 bitti. Siz bunu lütfen durdurup yazın şöyle. Ben 84'ü yapmaya gidiyorum. Koşup yetişin. Hadi bak. Evet gençler, geldik 84. sayfa 7. etkinlik arkadaşlar. Burada bir yazı yazmanız, yani çözüm önerisi sunmanız, bunu da yazıyla belirtmeniz isteniyor. Ne diyor? Engelli insanlar günlük hayatta ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Bu sorunlara çözüm önerileriniz nelerdir? Evet, şu şekilde ben önce şuna çok önem veririm. Şu arkadaşlar benim için çok önemli. Öncelikle yapılması gereken şey, toplumumuzu engelli insanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda bilinçlendirmek. Evet, eğer bunu yapar isek diğer hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten o bilinçli toplum onları kendiliğinde yapar. Kaldırımlara araba bırakmaz, motosiklet bırakmaz, çöp kutusu bırakmaz değil mi? Engellilerin yollarını kapatmaz. Onlara her türlü yardımcı olur. Arabada toplu ulaşıma inip binmelerine yardımcı olur. Bilinçli bir topluma yarattığımız zaman engelliler için çok da fazla bir şey yapmaya gerek yok. Toplum zaten onu yapacaktır. Evet, engelli insanlarımız günlük hayatta ulaşım ve toplumda dışlanma sorunu yaşıyorlar. Bu sorunları otobüslerde engellilere özel bölüm yaparak, kaldırımlara rampalar, kılavuz taşlar koyarak, binalardaki asansörleri çoğaltarak, engellilere özel araçları yaygınlaştırarak az da olsa çözebiliriz. En önemlisi toplumun engelli insanlarımıza olan bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Evet, yukarıda da dediğim gibi toplumu eğitmemiz gerekiyor. Bunun için de normal insanların engelli insanlarla empati, yani kendilerini onların yerine koyarak öyle davranmaları, öyle düşünmeleri gerekiyor ile yaklaşmaları için eğitmemiz gerekiyor. Empati her konuda olduğu gibi burada da çok önemlidir arkadaşlar. Yedinci etkinliğimiz bu şekilde, durdurup yazın. Sekizinci etkinliğe gidiyorum ben sevgili gençler. Burada da diyor ki engellilerle ilgili yapılan sosyal çalışmalarla ilgili haberleri araştırınız. Arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet, Yenişehir Parkı'nda engelli aracı şarj istasyonu kuruldu. Araştırdım ben internette, karşıma bu çıktı arkadaşlar. Bunu yazdım. Ne bu? Bayburt Belediyesi'nin bir parkta engelli vatandaşların elektrikli akülü araçlarını, yani akülü tekerlekli sandalyelerini şarj edebilecekleri bir şarj istasyonu kurmuşlar. Onu haberleştirmiş. Ben de onu paylaştım. Bayburt Belediyesi engelli vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt Belediyesi bu kapsamda kentin en işlek noktalarının başında yer alan Yenişehir Parkı'nda engelli araç şarj istasyonu kurdu şeklinde devam ediyor. Ve en sonunda vatandaşlar için yapılan şarj istasyonu artık engelli vatandaşların araçlarını şarj sorununu çözecek diyor. Çünkü engelli vatandaşlar gezmeye gittiklerinde aküleri bitince, şarjları bitince eve dönmekte zorlanıyorlarmış. İşte bu şarj istasyonunu yaparak parka, çok basit bir şey. Herkes bunu yapabilir arkadaşlar. Çok güzel bir proje aslında. Bu şekilde yaparak insanların yaşamlarını aslında her belediye kolaylaştırabilir. Çok basit bir işlem bu. Evet arkadaşlar, videomuz burada bitti. Bir sonraki sayfaya bakacağım. Yazacak bir şey varsa bir sonraki sayfada görüşelim. Yoksa da hoşça kalın. Evet, geldik 85. ve son sayfaya. Burada yapılacak bir etkinlik yokmuş arkadaşlar. Sadece burada Fable, kendi yazı stilinize göre. Yani ne demektir bu arkadaşlar? Fable, yani burada Tamah adlı bir yazı var. Ezop masallarından bir parça verilmiş. Bunu kendi el yazınızla bu satırlara yazınız diyor. Kendi el yazınızla buralara yazmanız isteniyor arkadaşlar. Sizler de o güzel el yazınızla buralara şöyle 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 yazı verin arkadaşlar. Evet, burada bitiyor bu etkinliğimiz arkadaşlar. Ne diyor? Çeviren var. Birinci Tamah açgözlülük, ikinci Haris açgözlü ve hırslıymış arkadaşlar burada. Evet, bunu yazmanız isteniyor.
Arkadaşlarınıza tavsiye edin. WhatsApp gruplarında paylaşın. Videolarımızı da beğenin arkadaşlar. Bu videonun altında bütün derslerinizin çözümleri var ve yazılı sorular da var. Orada yazılı sorularına göz atın. Kendinizi bir deneyin bakalım. Yazılı olsaydı becerebilecek miydiniz? Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.